Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, keyfiniz, sağlığınız, sahatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzellikler bugün sizi bulsun. Bugünkü kahve falımızda neler var sizler için niyetlendim. Ups, bakalım neler çıkmış. Şöyle bir kenara biraz sürteyim. Güzel bir fal gibi görünüyor arkadaşlar. Ama neler var? Oo, Güzel bir fal sıkıntılar biraz gidecek bir rahatlama döngüsü görünüyor daha çok e, parasal konularda diyebilirim aslında İlişkilerde de biraz karışıklık var o, İlişkilerden başlayasım geldi şu an ayaklarınıza dolanmış ilişki ya da, da hane ile alakalı mesela sıkıntılı konularınız var sanki böyle ayaklarınız çamura batmış bir ayağınız ileriye atmışsınız gelecekle alakalı. Diğer ayağınızda da aslında ilişkinizde bakın bu direkt ilişki görselinde çıkmış. Tartıştığınız anlaşamadığınız konulardan dolayı ayağınızı kurtaramıyorsunuz. Yani bu ne demek? Seviyorsunuz değer veriyorsunuz ama anlaşamıyorsunuz. Bitirmek isteseniz de sevdiğiniz için kendinizi bu ilişkiden çekip çıkartamadığınız bir döngüde görünüyorsunuz. Üstünüzde bir kişinin fikirleri var. Aslında burada çevrenizde destek aldığınız, ilişkinizle alakalı konuştuğunuz birisi olduğunu da gösteriyor. Biraz mesafelisiniz, hani telefonla mı daha çok görüşüyorsunuz. Yakınınızda da birisi var ama o kadar görüşmediğinizi görüyorum. Şimdi bu alan ileriye doğru bir adım atmışsınız. Fakat bu atmış olduğunuz adım hani bu ilişkiden ayrılsam, bir kendimi kurtarsam ne olur acaba dediğiniz bir döngüde... O bulunduğunuz yere baktığım zaman da iyi değil. Hani çok özür diliyorum. Poka batmak gibi bir şey yani bu. Burada da böyle sıkışıp kalmış. Ne yapsak, ne etsek diye düşünüyorsunuz. Ne olacak bu durum? Bu durum nasıl düzelecek, değil mi? Çok güzel görseller var ama. Şimdi zümrüt anka görseli var bir kere. Burada anka kuşu görselleri çıkmış. Bu aslında bu anka kuşu demek küllerinizden yeniden doğacaksınız. Yani burada enerjinizin çok da güzelleşeceği bir döngüye gireceksiniz. Önümüzdeki 10 gün içinde arkadaşlar. Karşılıklı özellikle ilişkinizde yapacağınız konuşmalarda alma verme dengesinde bir denge var hani tartışıyoruz dediğiniz konuları biraz daha rafa kaldırmış, karşılıklı konuşmalarda daha denk, daha güzel bir şekilde görüşmeler, konuşmalar yapacaksınız. Aslında burada şu enerji de var, aşkın çoğalma enerjisi de var burada biraz. Hani burada karşınızdaki kişi... Önünüze geçmiş bir kere aslında ayrılmaya çalıştığınızı farkında işte ne bileyim mesafe koymaya çalıştığınızı farkında olmuş ve e, ne olursa olsun önünüze bir set sanki set gibi böyle kendisini koymuş konuşalım anlaşalım durumu düzeltelim görsellerinde çıkıyor altında da böyle onun ayaklarının altında bir çatı var aslında aile düzenini ya da sevgi aşk düzenini bozmak istemiyor bir kere düşünce de bu aslında arkasında da çok temiz bir insan var ailesinden kan bağı olan birisi olarak duruyor. Aslında burada sizi destekleyen bir kişi var arkasında demek anlamına da geliyor çünkü çok temiz. Bu kişiyle biraz sıkıntılar yaşamış daha doğrusu kişinin hastalık sorunları bile olmuş olabilir. Ama sadede geldiğim zaman bugün yaşamış olduğunuz sıkıntı ne yapsam ne etsemler falan 10 güne kadar geçer arkadaşlar. Burada aşk görselleri direkt var. Ha bu şu da demek oluyor yalnız kalanlar için bir 10 gün sonra karşınıza geçecek bir kişi hayırlı bir kısmet anlamına da gelir. Burada dediğim gibi aşk görselleri direkt 5 rakamıyla da bağlantılı iyi birileri çıkacak ya enerji güzel bugünkü falımızda. Ee, ve sonrası daha da temiz oluyor tabii ki şimdi hani konuşmalar görüşmeler bir şeyleri düzelteceğiz evet düzelteceksiniz aşkınızın tazelendiği büyüdüğü yükseldiği bir döneme gireceksiniz bu dönemde de zaten baktığım zaman dengeler hep daha da güzele gidecek görsellerinde çıkıyor hatta bugünkü falımızda çocuk beklentisi hamilelik gibi görseller de var burada 4 ay sonrası için bir hamilelik durumu söz konusu olabilir ee, çok temiz görsellerde gene yani hayrına olacak çok fazla konuşan e kişiler olur o döngü içerisinde çevrenizde sanki böyle ellerinizi açmışsınız hayırlısıyla diye dua eder görsellerinde çıkıyorsunuz. Burada e, mesela bu günlere göre çok daha rahat bir iletişimin, e, keyifli bir sürecin yaşanacağı görselleri var. E, ve burada dediğim gibi çocuk 4 ay sonra çocuk düşünmeye başlarsınız gibi bir görsel de var. O da hayrınıza. Çok fazla konuşan baskı uygulayan insan olur bu konuda ve bunların hepsini aşarsınız. Bunun haricinde e, gene farklı bir görsel var aslında bu konulardan bağımsız olarak. ikinci bir konu var burada aile ve ilişkilerle alakalı. Burada şimdi karşılıklı gelmiş iki kişi var. Bu iki kişinin arasında bir musubet var diyeyim yani. Hani şey gibi geçmişte yaşanmış parasal konular da dahil yalnız. Bir tartışmanın içerisinde bir sıkıntının içerisinde görünüyorsunuz. Hani sanki... E, ailelerin de karıştığı parasal bir mevzu olmuş da bu da işin, e, ilişkinize yansımış gibi Burada e, kafalarda yarım kalmış para muhabbetleri tartışmalar var Böyle bir döngü içerisinde bugün bu falı dinliyorsanız hemen yanında da bir C ya da Ç harfi çıkmış Konuya da kişilerle alakalı olabilir e, Yüzleşmeye çalışıyorsunuz aslında ama karşınızdaki kişi geçmişe çok takıldığı için Hani sanki e, hep oradan bakıyor, karşınızda tereddütlü, geçmişe takılmış, geçmişin sıkıntılarını önünüze koyuyor. Burada da aslında günü, bugünü yaşamak ya da değerlendirmek adına size sıkıntı yaratıyor. Tartışma konularını hep buradan buluyor. Şimdi bu döngü devam eder mi? Bu döngü devam eder. Çünkü takılmış, takıldığı konulardan da vazgeçecekmiş gibi görünmüyor. E, önümüzdeki süreç dediğim gibi, özellikle bu ay bu tartışmalar devam eder sonrasına baktığım zaman bir genişleme bir rahatlama döngüsü var ama burada sanki e, onun elinde bir şey var bir şey bekliyor hani böyle sanki bir yere elini açmış şu gelmeden benim hayatım düzelmez der gibi ya da şu olmadan bizim ilişkimizde sıkıntılar olur siz biraz daha düz bakıyorsunuz o daha böyle bir duygusal ve hırslı bakıyor görselleri var bu konu yalnız e, hani takılmış diyorum ya takıldığı konuda eğer bir değişiklik, bir düzelme olmaz ise müthiş derecede sinirli ve agresif tavırlarla Şubat ayına girer bu kişi. Ve siz sanki böyle başının üstünde duruyorsunuz, onu sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Buradaki aslında konu, mevzunuz ne ise bir kişinin başını ezmeden bu kişi rahat etmeyecek. Yani sizin tarafınızdan ne olduğunu düşünüyorum belki yakın bir arkadaşıdır o da ayrı bir konu ama kendi ailesinden değil sizin arkadaş çevrenizde de aile çevrenizden bir kişinin ihanetine uğramış bu kişi parasal anlamda ve bu ihaneti aslında bu aralar çok e, taksa da tartışma konusu olsa da Şubat ayına kadar ki olan süreçte sakinliğini korumaya çalışacak fakat Şubat ayında bildiğiniz patlamaya hazır bomba gibi bu konuyu çözmeden bırakmayacak bir kişi olarak duruyor. Sizi başının üstünde tutması aslında sizin de destek verdiğiniz, önünüzü açmaya çalıştığınız bir döngüyü gösteriyor. Ayrılıktan çok artık bir süre sonra bu konuyu tartışmayı bırakırsınız ve onun yanında olursunuz görselleri var. Fakat bu izleyeceği kişi kimse Şubat ayından sonra bu kişiyi ezler önünü açar görselleri var. Yani alacağını alır almaz bilemem ama hani bilemem diyorum şöyle diyorum çünkü baş ezmesi görseli aslında iyi bir şey değildir. Hayatından tamamen çıkaracağı anlamına gelir birincisi. Hani yakın bir akrabanızsa belki size sıkıntı yaratabilir ama hani bu kişiden ne alacak da söke söke alacak. Söke söke alırken de bu kişinin canını yakacak görselleri var. Hani kavga edebilir, tartışabilir, hırgür olabilir. Bayağı pençelerini geçirmiş bu kişinin kafasına görsellerinde çıkıyor. Ama ondan sonra da ön açılıyor sözünüzü. Parasal konulara gelelim arkadaşlar. İlişkilerle alakalı görseller bunlar. Para konularıyla alakalı önümüzdeki süreçte güzel gelişmeler var mı? Var. Şu an için bir sakinlik, ileriye doğru baktığınız bir görsel çıkıyor. 15 gün sonra bir paranız elinize geçecek. Bu para böyle havada kalmış. Hak ettiğiniz evet ama havada kalmış bir para. Ee, harf mi sayı mı diye bir bakayım dedim ama bir kısa yolla bağlantılı yarım kalmış bir parayı elinize aldınız burada görünüyor balık olarak altta yatan tartışmalar falan var ama onlara çok değinmeyeceğim. 04 rakamı çıkmış bu arada bu paranın yanında. Dörtlü bir rakamda bir para alabilirsiniz. Burada bir kişiyle tartışmanız olabilir yalnız bu parayı alırken. Şurada altta çünkü baktığımda bir kişiyle karşılıklı anlaşamama, uyuşamama, iletişimde sıkıntı, kavga etme olabilir bu. Bunları atlayacaksınız. Bu yarım kalmış olan parayı alacaksınız. Ondan sonra da bir şeye başlayacaksınız. Şimdi bu bir şeye başlama olayı da Şubat ayı olarak yine görünüyor. E, burada bu aslında bu görsel aynı zamanda işe başlamayı da ifade eder bize. Hani yeni bir iş, yeni bir yol, yeni bir amaç anlamına da gelir. Burada kolunuzu attığınız, bir kişiden destek aldığınız ve bu yolun çok temiz bir şekilde önünüzde oturduğu görünüyor. Burada mücadele edersiniz ama temiz bir mücadele bana kalırsa bugün beni dinleyenler daha çok ilişki demişler işle alakalı da aslında ne niyet tuttuysanız hayrınıza niyet olacak bir niyet çok da tartışmalar olabilir kişisel olarak ama çok da sıkıntı yaratacak ee, ya da önünüzü kesmiş bak siz buradan kurtulamazsınız diyeceğim bir niyet değil falımıza göre gene diyorum açılacak rahatlayacaksınız bir de buradan şöyle bir bakalım hop diye verdim. Yine gördüğünüz gibi bakın e, sol taraf aile konularının daha yoğun iş konularının daha sakin olduğu hatta bir konuya bakın şurada kanca takmışsınız sırtınıza bazı yükler almışsınız bunu çözeceksiniz. Önü gene açık bunun aynı şekilde şimdi şunu biraz sallayacağım şöyle biraz daha belirsin. Hatta gene aynı şey bakın burada falın içiyle çok uyumlu. Şuradaki kalbi görüyorsunuzdur. Şu kalpte aslında iş arayışı ile alakalı Ocak değil ama Şubat ayında güzel bir şeyin elinize geçeceğini gösteriyor. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama bu kalbi tutan bir kişi olarak görünüyorsunuz. İletişim halinde olacaksınız. E harfinde bir kişiyle ve temiz kalp, temiz kapı, temiz iş kapısının açılacağını gösteriyor. Şimdi şurada da bir kişinin çok kararsız kaldığı bir konuda bir kişiden destek alacağını ama o desteğe de ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim. Çok pasif çıkmış burada. Siz bir şeyleri göz germeye çalışıyorsunuz. Bir mücadele haliniz var. Biraz daha sabır etmeniz lazım. Önce şu kafanızdaki ikilemi halledip sonra önünüzün açılacağı bir döngü var. Yani iş konularıyla alakalı tutmuş olduğunuz niyetlerde önünüz açık arkadaşlar. Ama ilişkilere baktığım zaman bakın burada gene iki kişinin birbirine girdiği görselleri var. Yani aslında Bugünkü falımızda ilişkilerde toparlanamayan konularla alakalı çıkmazlar yaşanabilir yakın zaman için özellikle aile hayatında. Şimdi bunu ilişki olarak değerlendiriyorum ben ama beni her zaman dinleyenler bilirler yeni gelenler için şöyle söyleyeyim. Sadece bu ilişki bir birlikteliğiniz varsa onunla yaşayacağınız bir tartışma değil. Hanenizde bulunan çocuğunuz olabilir. Anne babayla kalıyor olursunuz. Anneniz, babanız olabilir. Yani hanenizde bir kişiyle de aynı şekilde bir çıkmazın içerisinde bir süre tartışabilirsiniz anlamına geliyor. Genel hatlarıyla aile içerisinde ıvır zıvır konular var diyebilirim. Ama ilişkiler derseniz sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanda bazı konularda anlaşamayarak geçireceğiniz dengesiz bir süreç var. Sonrası biraz daha rahat aydınlanabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla uzak yolculuk planlarıyla da bağlantılı olarak tartışacağınız konular olabilir. Bir de şey var şurada uzak mesafeli bir anahtar görseli var. Yani sanki hani e, memlekette eviniz var, anahtarı var ya da memlekette mirasla alakalı bir konunuz var. Ocak ayı içerisinde T harfi var burada. T harfinde bir kişiyle iletişime geçeceksiniz. Bu konu biraz karışmış ama çözülecek. Bu T harfindeki kimse ismi, soy isminde bu işinizi çözecek bitirecek sizin görselleri var Artık akabi para yani eviniz var kiraya verirsiniz para alırsınız gibi bile düşünebilirsiniz yani fallar çok hani ben, benim anlattığımın haricinde e, konunun özü iyi mi kötü mü ise iyi sizin kafanızdaki niyet neyse evimi kiraya vermek evimi satmak işte şu mirastan para almak gibi gibi düşünün bunların hepsinde bir ay sonra bir kişinin desteğiyle Güzel bir alan açılacak size, rahatlayacaksınız ve bir para gelecek elinize, görseli var falımızda arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Gördüklerimi sizlere anlattım, ifade etmeye çalıştım. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün, tüm güzellikler sizi bulsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı iletişim numaram 542 77 66 910 WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Artık astrolojik olarak da senelik ve aylık öngörülere başladım. Astrolojik olarak da gene bu numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Doğum haritası analizi olarak bakabilirsiniz. Senelik analiz, aylık analizleri de bu hat üzerinden vermeye başlayacağım. Evet efendim yarınki kahve balımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.